Başlayayım. Global katastrofik ve varoluşsal risk yaratan durumların çalışıldığı Future of Humanity Institute İngiltere'den bir rapor yayınlamıştı 2008 yılında. Burada aslında global risk yaratan faktörler arasında birinci sırada biyolojik risklerin geldiğini görüyoruz. Gerçekten de öyle oldu. Pandemilerin tarihi tabii çok eski. Bu konuda yazılı tarihte oldukça fazla kayıt var. Bunun çok kısa bir özetinden bahsedeceğim. Erken Roma şairi Lucretius'un De Rerum Natura eserinde de salgınları uzun uzun anlattığını görüyoruz. Aslında bu pandemilerin 20. ve 21. yüzyılda tekrar edeceği biliniyordu ve bu konuda ciddi uyarılar yapan akademisyenler var. Bu gördüğünüz kitabı ben 1995'te okumuştum, basıldığı yıl. 750 sayfalık bir kitap ve çok ciddi uyarıları var. Amerika Birleşik Devletleri'nden CDC'nin de hazır olmadığına dair uyarılar yapıyordu. Tabii Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler bünyesinde pandemi hazırlığı konusunda politika strateji oluşturuyor ve dokümanları var. Özellikle influenza konusuna son yıllarda yoğunlaşmış durumda ama diğer pandemikler için de tabii sürekli izleme halinde. Ülkemizde de Ulusal İnfluenza Pandemi Kurulu 2019 yılında ulusal hazırlık planını hazırlayıp hükümete sunmuştu ve bu Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle de ilgili kurumlara duyurulmuştu. Ama influenza ile ilgiliydi bu. Beklenen influenza salgını ile ilgili. Bu konuda aslında hem sağlık çalışanları hem topluma yönelik olarak bizim cemiyetimizin, derneğimizin Klimud'un koronavirüs sayfasında çok yararlı bilgiler var. Tavsiye ederim ilgilenenlere. Ulusal derneğimizin viroloji bilimsel çalışma grubunun hazırladığı bir site. Geçmiş süren ve gelecek pandemilerin etkisine baktığımız zaman veba örneğin milattan sonra 700'lerde İstanbul popülasyonunun %40'ını Avrupa popülasyonunun %50'sinin yitirilmesine neden olmuş. Grip 1918'de dünya popülasyonunun %5'ine kadar insan kaybına neden olmuş. Kolera 1 milyon ölüme neden olmuş. Sıtma halen süren pandemiler arasında ve yılda 350-500 milyon vakaya neden oluyor. Tüberküloz öyle. Halen dünya popülasyonunun dörtte biri enfekte. Her yıl 2 milyon ölüme neden oluyor. HIV/AIDS aslında en büyük pandemilerden biri ve halen sürüyor. 1980'den bu yana. Buna artık endemik, hiperendemik veya hiperpandemik. Çünkü yerleşti ve devam ediyor global olarak özellikle Afrika'da. Ve 2,5 milyon vaka yılda ortaya çıkıyor. 2002 yılında bugün karşılaştığımız SARS koronavirüsün benzeri 2002-2014'te Çin'de ortaya çıktı. Fakat bu 8 bin vakayla sınırlı kaldı. %10 case fatality rate'e sahipti. Daha sonra 2012'de MERS koronavirüsü ortaya çıktı. Suudi Arabistan kaynaklı. 24 ülkeye yayıldı. Bu da kendini sınırladı. 1000 vakada sonlandı. Ebola virüs Batı Afrika'da 2013 yılında ortaya çıktı. 29 bin vaka 11 bin ölümle %40 case fatality rate'le kısmen kontrol altına alınabildi. Zika virüs 2015-2016'da global olarak yayıldı. 1,5 milyon vaka olduğu tahmin ediliyor. Asemptomatik seyrediyor yetişkinlerde. Çocuklarda konjenital malformasyonlara neden oldu. İnfluenza A virüs grip mevsimsel sürekli olarak bir risk oluşturuyor zaten. Her yıl mevsimsel salgınlarını görüyoruz. Bununla aşıyla korunabiliyoruz buna karşı. Ancak yılda 400 bin ölüme yol açabildiğini de bilmek lazım. Zaman zaman da pandemileri oluyor tabii. Günümüzde de SARS koronavirüs 2 pandemisiyle karşı karşıyayız. Şu anda 1,3 milyon vaka ve 74 bin ölüm var. Fakat bir de gelecek pandemiler konusunda uyarılar var. Dünya Sağlık Örgütü'nün
çeşitli expert panellerin uyarıları var. Kendi hükümetlerine sundukları raporlar var. Bizim eskape patojenleri dediğimiz çoklu dirençli bakteriler, bunlar multi drug resistant veya pan drug resistant ya da extensively drug resistant olabiliyor. 2050 yılında 100 trilyon dolar gross domestic product kaybına, 50 milyon ölüme yılda neden olacağı öngörülüyor. Zoonozlar halen çok yaygın. Tüm infeksiyonların aslında %60'ı, yeni ortaya çıkan enfeksiyonların da %75'i bir şekilde hayvanlarla insanlar arasında geçişle ilgili olduğunu görüyoruz. Ve bu sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 raporuna göre 21. yüzyılda pandemilerin ekonomik maliyetinin 6 trilyon dolar yılda olacağı öngörülmüş. Şu anki pandemide sanıyorum bu rakamlara şimdiden ulaşmış görünüyoruz. Tabii pandemilerden korunmak için en önemli yol aşılanma. Günümüzde 25 enfeksiyon hastalığına karşı aşıyla korunulabiliyor. Ve bu sayede yılda 2,5 milyon ölüm önlenebiliyor. Çiçek hastalığı etkeni aşıyla dünyada yok edilebilmiş 1980'de Dünya Sağlık Örgütü deklarasyonuyla ilk virüs hastalığı. Şimdi bu yeni ortaya çıkan SARS virüsünün pandemiye yol açabileceği riski potansiyel olarak biliniyordu. Bununla ilgili yayın var literatürde. 2015 yılında Nature'da yayınlanmış. Bu televizyonlarda konuşulduğu zaman ya da sosyal medyada komplo teorilerine kaynak gösterilen yayın aslında. Yayın öyle yorumlandığı bir şekilde bir yayın değil. Sadece laboratuvarda kimerik bir virüs oluşturup SARS koronavirüsü ile yarasa kaynaklı virüslerin yeni bir virüse kaynaklık edip edemeyeceği ve bu şekilde insan hücrelerini enfekte edip edemeyeceği araştırılmış ve bunun olabileceği gösterilmiş. Yani bu potansiyelin olduğu, bir rekombinasyon potansiyelinin olduğu biliniyordu. Bu yayınla ilgili sosyal medyada yaygınlaşan söylentiler nedeniyle yapılan bir çalışmada SARS koronavirüs tip 2'nin genomuyla SARS koronavirüs veya bu laboratuvar hibrit kökeninin genomları kıyaslandığında 5000 nükleotitten fazla fark olduğunu ve laboratuvarda mühendislik yapılan bir virüs şu anki koronavirüs tip 2'nin olmadığını bildiren bir yayında var. Tabii bütün bu süreç, pandemiler bize şunu hatırlatıyor. Evrim dinamikleri ile epidemi dinamikleri birbirlerine bağlı. Yani bazen küçük bir mutasyon bir viral attachment proteinin reseptörüne bağlanmasında, birazdan göreceğiz, daha etkili bir yapı ortaya çıkardığında bu küçük mutasyon birdenbire bir salgın başlatabiliyor. Yani mikro evrimle epidemiyolojik fenomenlerin birbirine bağlı olduğunu biliyoruz. Şimdi SARS-CoV-2 tip 2'nin pandemisini incelediğimizde 17 Kasım'da ilk bildirilmeyen vakadan söz ediliyor. Bu daha sonra moleküler çalışmalarla geriye doğru bu tarihte olması gerektiği de gösterildi. Ancak WHO'ya bildirilen 1 Aralık Çin Wuhan kentinden ilk hospitalizasyon 2 Aralık, 7 Ocak'ta virüsün izolasyonu, 10 Ocak'ta genomun tüm sekansının bildirimi, 11 Ocak'ta ilk ölümün bildirimi ve daha sonra diğer ülkelere yayıldığını görüyoruz. Japonya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, İspanya şeklinde. 30 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti. Ve 11 Mart'ta da pandemi ilan etti. Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart'ta bildirildi. Daha sonra da tabii çalışmaların hızla başladığını görüyoruz. Örneğin faz 1 messenger RNA aşısının 25 Şubat'ta clinical trial'a girdiğini görüyoruz. 7 Nisan itibariyle de genom ve proteom database'lerinde birçok veri girildiğini görüyoruz. Evet, tabi bu salgının şu anki vaka sayısı 1.360.000 civarında. Ölüm sayısı da 76.000 civarında.
6 Nisan verisini ben buraya koydum tabii bu sunuyu hazırlarken. Şimdi burada toplam testle tanısı konulan vaka sayılarına baktığımız zaman ülkelerin, benim seçtiğim ülkeler İtalya, Fransa, yani Avrupa ülkeleri, Amerika, salgını iyi yönettiği düşünülen ülkeler Çin, Güney Kore ve Japonya ile Türkiye'nin kıyaslaması şeklinde. Burada baktığımız zaman Türkiye'nin geç başlamış olmakla birlikte hızlı bir çıkış yaptığını görebiliyoruz. Şu an İtalya ve Fransa'dan daha hızlı gidiyor, görünüyor, eğer bu eğriyi bükemezsek. Fakat eğri bükülüyor mu diye kümülatif ortalamaya 7 günlük bakıldığı zaman gerçekten bir eğilme var, görünüyor. Umarım böyle devam eder bu 6 Nisan itibariyle. Test sayısına baktığımız zaman milyon kişi başına yapılan test sayısında tabii vaka sayılarında artmış olması nedeniyle İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek olarak şu anda günümüz itibariyle görünüyor. Ancak başlarda, salgının başında dikkat ederseniz şu kırmızı halkayla gösterilen yerde Güney Kore'nin daha salgının başında çok fazla sayıda test yaptığını ve sonunda önlemlerle birlikte, izolasyon, temas önlemleriyle birlikte başarılı olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin sayısı da giderek artıyor mor renkli eğriye bakarsanız. Şimdi bu salgınların nasıl seyredeceğine ilişkin birkaç pratik noktaya nasıl öngörebiliriz, bir noktaya değinmek istiyorum. Burada kümülatif saptanmış olgu sayısının kümülatif eğrisini oluşturduğumuz zaman burada inflection point, dönüm noktası denilen bir kavram var. Yani yükseliş trendinin artık azalmaya başladığı nokta. Bu hesaplanabiliyor. Bir önceki günün olgu sayısıyla sonraki günün olgu sayısını kıyasladığınızda birden küçükse, yani vakaların sayısı günlük olarak düşüşe geçiyorsa, inflection point'i yakalamış oluyorsunuz, dönüm noktası. Burada baktığımız zaman şu anda İtalya, İspanya'nın inflection point'i geçtiğini görüyoruz. Türkiye'nin son iki günde 3000 civarında kalmıştı, fakat sonra dün 3800 civarında oldu. Umarım kısa zamanda inflection point'e ulaşırız. Fakat inflection point'e ulaşıp ulaşmayacağımızı nasıl öngörebiliriz diye baktığımızda doubling time, yani vakaların ikiye katlanma süresinin önemli olduğunu görüyoruz. Burada baktığımız zaman dünya doubling time ortalaması 9 gün şu anda. Çin'de 56 gün, Güney Kore'de 34 gün, İtalya'da 13 gün. 8 günün üzerinin bu inflection point'e denk geldiğini söyleyebiliyoruz diyebilirim. Türkiye şu anda 6 günde, önceki günler, dün itibariyle 6 günde, önceki günlerde 5 gün doubling time'a sahipti. Gerçekten de bununla ilgili bir yayın da var. Bu doubling time'la alınan önlemlerin, non-farmasötik intervensyon dediğimiz izolasyon, temas önlemlerinin etkili olup olmadığının belirlenebileceğini öne süren bir yayın. Burada da dikkat ederseniz 8 günlük doubling time'ın üzerinde Japonya ve Kore var o gün için, yayının olduğu gün. Fakat Japonya sonradan vaka sayısı artmaya başladı. Tabii çeşitli infeksiyon epidemi modelleri var. Meral Hocam da belki bundan bahsedecektir. Bu önlemler çok önemli gerçekten. Temas önlemlerinin bu modellere göre en az %75 oranında uygulanması halinde kontrolün sağlanabileceği yönünde uyarılar var. En etkili önleminde lockdown denilen sokağa çıkma yasağı olduğunu görüyoruz. Ancak istatistiksel bir fark, diğer önlemlerin birlikte kullanılmasıyla lockdown arasında istatistiksel fark, anlamlı fark gösterilememiş. Tabii önlemlerin bir diğer önemli yönü de sağlık hizmeti sistem kapasitesinin aşılmaması. Bu flattening the curve dediğimiz yaklaşım. Yani vakaların zamana yayılması ve sadece zamana yayılması değil, tabii sayılarının da azaltılması önemli oluyor salgın yönetimi için. Tabii bu SARS-CoV-2 pandemisinin ortaya çıkışında yine geçmişten biliyoruz, türler arası geçişin olabileceği ve bunun epidemilere yol açabileceği biliniyor ve bu çalışılıyor. Ekolojik aktif sürveyans
şeklinde vahşi doğadaki ya da yabanıl doğadaki bu rezervuarların saptanması ve oradaki evrimleşmenin izlenmesi gerekiyor. Tabii pandemide bir yayılım dinamiği de söz konusu. En önemlisi şu, enfeksiyon hastalıkları diğer tüm hastalıklardan farklı çünkü bir bulaş döngüsüne sahip. Diğer hastalıklarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla salgın bu anlamda bazen kaçınılmaz oluyor. Ama intervansiyon fırsatları da var. Bunlar arasında aşılama tabii en önemlisi olurdu ama antisepsi yani el hijyeni ve diğer izolasyon, karantina gibi önlemler gerekirse kullanılıyor. Burada yine salgın analizlerinde çok önemli bir kavram var. Bu da zaman zaman konuşulduğunu görüyorum. Kısaca değineyim. Reproductive number, reproductive rate denilen şey. Yani bir olgu kaç olguya bulaştırıyor. Fakat bunun birincil temaslıları üzerinden yapılması gerekiyor. Ve özellikle paydada zaman periyodu olarak seri aralığın yer alması gerekiyor. Bu da şu, ilk indeks olgunun yani bulaştıran kişinin birincil temaslılarına bulaştırdığı zaman kendisinin semptomatik olduğu süre başlangıcından ikinci bulaştırdığı birincil temaslılarının semptomatik olduğu dönem aralığı. Bu seri aralık ve birincil temaslılar için bunun hesaplanması gerekiyor. Bu değer eğer birden büyükse epidemi kaçınılmaz oluyor. Bire eşitse hastalık endemik oluyor. Birin altındaysa sönümleniyor ve sporadik hale geliyor. Şimdi COVID ve SARS koronavirüs için bakacak olursak basic reproductive rate'in 2 ile 2.6 arasında bir değerde ortalama olduğunu görüyoruz. Case fatality rate'inde MERS'ten ve SARS'tan düşük olduğunu görüyoruz. Koronavirüsler RNA virüsleri burada şeklini gördüğünüz gibi elektron mikroskopisi şekline baktığımız zaman korona şeklinde Latince'de taç şeklinde bir spike çıkıntılara sahip olduğu için bu şekilde adlandırılmış. Geniş bir familya yaklaşık 40 tür var içinde ancak insanları ilgilendiren soğuk algınlığına yol açan 4 bildiğimiz koronavirüs var daha önceden dolaşımda olan. Fakat ciddi akut solunum sıkıntısına yol açan daha önceden bildiğimiz MERS ve SARS fakat günümüzde de SARS koronavirüs tip 2 ile beta koronavirüs ailesinde karşı karşıyayız. Koronavirüslerin kökenine baktığımız zaman bununla ilgili çalışmalar da var. Orijini nereden alınıyor, nereden evrimleşmiş diye bakıldığında 300 milyon yıl önceye kadar giden bir ata kökenden söz edebiliyoruz. Bu da zaten konaklarının ayrıştığı, evrimleşmede ayrıştığı tarihlere yani 325 milyon yıla çok yakın bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Mutasyon hızı bakımından moleküler saati yavaş. Ancak rekombinasyon açısından bir risk taşıyan bir virüs olduğu gösterilmiş. Aynı aileden, beta koronavirüs ailesinden laboratuvarda çalışmaları yapılan bir başka virüste tüm genomun %25'i oranında rekombinasyona açık olduğu kanıtlanmış. Şu anki rekombinasyon hızını bilmiyoruz ancak yüksek olduğu rekombinasyonu tahmin ediliyor. Çünkü hayvanlarda aşıda probleme yol açtığı biliniyor. Koronavirüsün yine kökeni olası evrimleşmesi özellikle tip 2'nin bakıldığı zaman yakın zamanda yapılmış tabii bu virüs ortaya çıktıktan sonra karşılaştırmalı çalışmalar var. Burada 3 hipotez incelenmiş. Zoonotik transfer sonrası insanda doğal seleksiyon, laboratuvarda pasajlar sırasında seleksiyon veya hayvan konakta zoonotik transfer öncesi doğal seleksiyon. Acaba bunlardan hangisi oldu diye en olası senaryo olarak hayvan konakta zoonotik transfer öncesi doğal seleksiyon olduğu yönünde bulgu olduğu bildirilmiş. Bu virüse özel olan şu yalnız, bakın burada kırmızıyla gösterdim. Polibazik ayırma bölgesi yani spike proteinde reseptöre bağlanan girişi sağlayan bölgede bir polibazik ayırma bölgesi yarasa ve pangolin koronavirüslerinde yok.
Onlara çok yakın tüm genom olarak. Fakat farklılığı bu. Yani başarısının nedeni olabilir muhtemelen. Evet, yine benzer çalışmalar var. En çok pangolin ve yarasa genomlarına yakın olduğunu gösteren. Evet, başka çalışmalar. Genel olarak koronavirüslere baktığımız zaman zarflı positive sense dediğimiz single-stranded RNA genomları olduğunu görüyoruz. 30 bin nükleotit genomları var. Viriyonları 80-160 nanometre. Aerosolle daha çok bulaşıyorlar. Doğrudan temas da bir bulaş yolu olabiliyor. Ayrıca fekal oral yol, kontamine yüzme havuzları ile de bulaş olabileceği bildiğimiz koronavirüslerin, genel olarak söylüyorum şu anda, olduğunu biliyoruz. Deterjanlara ve kloroheksidine dirençli olduklarını biliyoruz. Bu zarflı virüslerde bir istisna. Optimum 33-35 derecede üremekle birlikte MERS ve SARS'ın 37 dereceye adapte olduklarını biliyoruz. Bu yüzden solunum yolunda üreyip pnömoniye yol açabiliyorlar. Evet, 5 ila 7 messenger RNA segmentinden oluşuyor ve bunların proteinlerini sentezleyen bir genoma sahip. Burada viriyon yapısını görüyorsunuz temsili olarak. Ve replikasyon mekanizmasını görüyorsunuz. Bir diğer önemli özellik, patogenezde belki söz edeceğim. Hücreden hücreye geçerken mutlaka bir egzositoz yapması gerekmiyor. Hücre hücre füzyonu da yapabiliyor. Bu da immün sistemin yanıtından kaçınmasını sağlayabiliyor. Tabii bir virüsün replikasyon döngüsüne girdiği zaman çok sayıda virüs üretebildiğini biliyoruz. Yüz binlerce parçacık üretiliyor bir hücrede. Fakat bunların yalnızca %1 ila 10'u infeksiyöz oluyor, diğerleri defektif oluyor. Patogenez ve klinik sendromlara baktığımız zaman SARS ve MERS sistemik ağır, önemli olan, hani bugünkü konumuzla ilgili olan, yakın olan etkenler olduğu için söylüyorum. Sitolitik enfeksiyon yapıyorlar, silyalı epitel hücrelerinin fonksiyonunu bozuyorlar. En sık aerosol yoluyla bulaşıyorlar. Bildiğimiz 4 mevsimsel dolaşımda bulunan koronavirüs, üst solunum yolu enfeksiyonlarının %10-15'inden sorumlu olduklarını biliyoruz. Yeni doğan ve çocuklarda daha sık. Yetişkinlerde antikor var ama reenfeksiyon olabiliyor. Tabii SARS ve MERS daha ciddi seyrediyor. Akciğer, böbrek, karaciğer, gastrointestinal doku hasarı yapabiliyor. Atipik pnömoni yapıyor ve aşırı immün yanıta yol açarak viral septik şokla ölüme neden olabiliyor. Tabii immün yanıt viral enfeksiyonlarda hem nötralizan antikor hem sitolitik sitotoksik hücre yanıtı şeklinde olmak durumunda, özellikle zarflı virüslerde. Tabii bir antikor yanıtı oluşuyor ancak bu bir süre alıyor. Ancak virüsün de bundan kaçınma mekanizmaları var. Yani immün sistemin yanıtından ve özellikle SARS ve MERS'te bu gösterilmiş. Çok fazla sayıda immün sistemin yanıtından kaçınma mekanizmaları var. Onu buraya sanırım koymadım. Patogenez slaytlarında varsa bakacağım. Günümüzde SARS koronavirüs tip 2'nin de benzer özellikle seyrettiği gösterilmiş literatürde. Yine baktığımız zaman Meral hocamız bahsedecektir. Biyokimyasal testlerde ve hematolojik testlerde zaten marker olarak şu anda hastalığın gelişiminde izlenen bir takım markerlar var. Lenfosit sayısını düşürdüğü gösterilmiş ve B ve T lenfositlerinin hastalık ilerledikçe ve D-dimer yüksekliği, inflamatuar faktörlerin yüksekliği viral load'un yükselmesiyle birlikte gözlenmiş. SARS koronavirüsün bir özelliği de lökosit ve lenfositlerde üreyebiliyor. Şimdi patogenezine yine SARS koronavirüsün baktığımız zaman çeşitli hipotezler var. Bunun detayına girmeyeceğim ama sonuç olarak bir sitokin fırtınası ve viral septik şokla sonuçlandığını ciddi vakalarda görüyoruz. Tabii virüsün de bundan kaçınma mekanizmaları var. SARS koronavirüs 2 içinde SARS-MERS'deki benzer mekanizmanın olduğu varsayılıyor.
Konak geçişi önemli demiştim. Konaklar arası geçiş gerçekten gösterilmiş. Ara konaklar, rezervuarlar, bildiğimiz dolaşımdaki insan koronavirüsleri için de böyle. SARS, MERS ve SARS koronavirüs tip 2 için de böyle olduğunu düşünüyoruz. SARS ve MERS için biliyoruz. Bu virüs için de öyle olduğunu düşünüyoruz. Henüz kesin olmamakla birlikte böyle görünüyor. Yarasa kaynaklı pangolin ara kanak, ara konak. Belki şu an çalışmalar devam ediyor. Kesin söyleyemiyoruz. Ancak yayınlar var. Evet, SARS koronavirüsün daha önce söylediğim gibi patogenezi daha iyi biliniyor. Peki kalıcı immünite bırakır mı diye baktığımızda MERS'te virüs spesifik T hücre yanıtının uzun sürdüğü, 24 aya kadar sürdüğü ki bu önemli. Aslında bağışıklık için bu hücre yanıtı daha önemli. Bu tip zarflı virüslerde. Nötralizan antikorların da serokonversiyon 12 aya kadar sürebildiği gösterilmiş. SARS'da ise virüs spesifik T hücre yanıtının 11 yıla kadar sürebildiği, nötralizan antikorların ise maksimum 6 yıl sürdüğü gösterilmiş. SARS koronavirüs tipi 2'nin ise böyle bir kalıcı bağışıklık bırakıp bırakmayacağı bilinmiyor, ancak hayvan deneylerinde bırakabileceği gösterilmiş. Laboratuvar tanısında biz reverse transcriptase real time PCR kullanıyoruz. Solunum yolu ve dışkı örneklerinde yapabiliyoruz. SARS ve MERS için de böyleydi. Antijen antikor testleri yapılabilir, ancak antijen testinin performansı iyi bulunmadı. Antikor testleri yeni yaygınlaşacak. Hücre kültürünü yapmak zor. Biyogüvenlik düzeyi 3 kabin gerektiriyor. Korunma ve kontrolde üst solunum yolu etkenleri için gerekli olmamakla birlikte SARS ve MERS için bu gerekli. Aşısı yok ne yazık ki. Salgın bölgelerinden gelenlere taramalar yapılabilir. İzolasyon ve karantina önlemleri uygulanabilir. Spesifik antiviral tedavisi yok. Destekleyici tedavi uygulanabilir. SARS koronavirüsle ilgili yine araştırmacılar ilgileniyorsa diye bunları koydum. Çok güzel yayınlar çıkmaya başladı. Viral proteinlerin tek tek yakın aynı aileden virüslerle kıyaslayarak mutasyonları, varsa rekombinasyonları ortaya konmaya ve benzerlikleri, similariteleri ortaya konmaya başladı. Ve mutasyon bölgeleri saptanmaya ve insan proteomuyla interaksiyonu, interaktom çalışmaları da yine başladı. Yani proteom, interaktom ve genom çalışmaları yayınlanmaya başladı ve ilk mutasyonlar gerçekten de gösterildi. Özellikle spike proteinde mutasyon bölgelerinin olduğunu, dolayısıyla ACE2 reseptörüne daha etkin bağlandığını tahmin ediyoruz mutasyonlar nedeniyle. Bu da interaktom verisi. Hastalığın klinik seyrine baktığımız zaman farklı seyirler var, asemptomatik olgular var. Bunu Meral hocamız bahsedeceği için geçiyorum. Yüzeylerdeki dayanıklılığından zaman zaman soru geliyor. Değişken, farklı yüzeylerde değişken, soru gelirse yanıtlarız. Burada sunuma koymuş oldum ilgilenenler için. Teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Meral hocam Meral sunusunu hocam, ben buyurun sizinle devam yansıtayım. edebiliriz. Hocamız başlasın isterseniz ben yansıtacağım. Ben de Fazilet hocama çok teşekkür ediyorum bu nazik davetleri için ve tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum bizi dinledikleri için. Görülüyor mu hocam? Evet, evet gayet iyi. Sesim iyi mi? Evet. Evet. Devam edelim. Devam edebilir miyiz? Evet. Çağatay hocamın anlattığı gibi koronavirüsler toplum gündemine yeni girse de tıp gündeminde çok uzun zamandır vardı ve biz koronavirüsleri her kış mevsiminde mevsimsel soğuk algınlığı etkeni olarak bilirdik ve bizim için yeni bir virüs değildi. Ancak
insan koronavirüsleri dediğimiz soğuk algınlığı yapan virüsler diğer soğuk algınlığı virüslerinden çok daha ağır olmayan hafif klinik sendromlarla giden enfeksiyonlar oluştururken MERS koronavirüs ve 2002-2003 yılında görülen ağır solunum yoluna sendromuna neden olan SARS koronavirüs başka bir klinik tablo ortaya çıkardı. Bu nedenle koronavirüsler hafif soğuk algınlığından ağır ciddi hastalıklara kadar geniş spektrumda enfeksiyon yapabilen büyük bir virüs ailesi olarak biliyoruz. Devam. Yine Çağatay Hocam'ın anlattığı gibi koronavirüsler zoonotik virüsler. Esas olarak hayvanlarda enfeksiyon oluştururken insanlara da bulaşma özelliği kazanıp hastalık yapabiliyorlar. Örneğin SARS koronavirüs 2002-2003 yılında gördüğümüz koronavirüs MİSK kedilerinden, MERS koronavirüs ise develerden insanlara bulaştığı hipotezi hala devam ediyor. Yine insanlara bulaşmamış ancak hayvanlarda hastalık yapan birçok koronavirüs olduğunu da biliyoruz. İnsanlarda halen dolaşan ve bizim 2019 yılında çok kişide tespit ettiğimiz, hatta raporlarken de elimizin titrediği, çünkü insanların yeni koronavirüs zannettiği çok sayıda insan koronavirüs enfeksiyonlarını yine mevsimsel sıklığında görmeye devam ettik. Devam edelim. Ancak 31 Aralık 2019 yılında Çin Dünya Sağlık Örgütü'ne bir duyuru yaptı, bir haber verdi ve dedi ki Aralık ayında etiyolojisi bilinmeyen, hangi etkenli olduğu bildirilemeyen, henüz oluşturulamayan bir zatürre vakaları görüyoruz diye bir bildirim yaptı 31 Aralık'ta ve 2019 yılında ve 2020 yılına dünya yeni bir salgınla girdi. 7 Ocak'ta yeni bir koronavirüs olduğu tanımlandı. Devam edelim. Ve öncelikle görülen Ocak ayında görülen vakaların bir canlı hayvan pazarından bulaştığı düşünüldü. Ancak daha sonra bu pazarla hiç ilişkisi olmayan vakalarda da çok sayıda vakada da aynı sendromlar, ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük gibi bulgularla devam ettiği tespit edildi. Devam. Ve görüldü ki Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde kümelenmişti. Devam edelim. Ve gördüğünüz gibi Wuhan Uluslararası Havayolu Havalimanı en fazla destinasyonu olan çok büyük bir hap havaalanı ve daha sonra bu hava alanından kalkan uçakların gittiği ülkelerde tek tek vakalar görülmeye başlandı. Şimdi bu bütün yayınlarda vardır. Öncelikle Aralık ayındaki kümeleşen vakalar, daha sonra 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmesi, 7 Ocak'ta virüsün tespiti, 10 Ocak'ta sekanslama, 12 Ocak'ta virüsün kitinin tespitiyle artık laboratuvar tespit edilen vakaların artışı görüldü. Devam. Çok güzel olarak Çağatay Hocam anlattı. O yüzden bunu detayına girmeyeceğim. Nasıl, hangi kaynaktan, bu hala çok net değil ama bulaş esas olarak damlacık yoluyla. Hasta olan kişilerin öksürmesi, hapşurmasıyla ortaya saçtıkları damlacıkların hemen çevresinde bulunan ve özellikle 1,5 metre çevresinde bulunan kişilere solunum yollarına bulaştırması ve ayrıca temas ettikleri yerden de elleriyle, özellikle ağız, burun, göz mukozasına bulaşmasıyla bulaştığı insanlara gösterildi. Tabii ki hasta olan kişiler diyoruz ama sonra anlaşıldı ki hiç belirtisi olmayan ya da çok hafif belirtisi olan kişilerin de bulaştırmada rol oynadığı gösterildi. Devam edelim. Evet, bu ara konak olarak düşünülen pangolin pulları olan tek memeli hayvan olarak söyleniyor. Devam edelim. Ve Dünya Sağlık Örgütü bu ilk gördüğü vakaları şöyle söyledi. Evet, bu ateş, öksürük, solunum sıkıntısıyla seyreden kişiler var ve bunların %85'i çok hafif vakalar, çok şiddetli olmayan belirtilerle, ama hastaneye yatan
daha ağır orta şiddetle seyreden ya da yoğun bakıma alınmak zorunda olduğumuz vakaların çoğunluğunda tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, kanser hastalıkları ve birçok bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar olduğunu gösterdi ve riskli grupları tanımladı Çin. Devam edelim. Ve yine Çin'den gelen, ki şu anda 83 bin vakası olan bir ülkedir Çin, bu vakaların incelenmesiyle kuluçka süresinin, yani ilk bulaşla ilk belirtilerin çıkması arasında geçen sürenin 2-14 gün arasında değiştiği ama genellikle 5 ile 6 gün arasında olduğu gösterildi. Ve belirtiler başlamadan 1-2 gün önce bulaştırıcılığın başlayıp semptomların kaybolmasından sonra da bir süre daha devam ettiği, özellikle dışkı yollara devam ettiği gösterildi. Devam edelim. Canlılığı ne kadar acaba? Evet. Dış ortama çok dayanıklı olmasa da, evet. Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarıya atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi var. Cansız yüzeylerde birkaç saat içinde aktivitesini kaybettiği düşünülüyor. Ama cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken, bulaşta virüsün aktivitesinin devam etmesi değil, temas süresinin de önemli olduğu daha sonraki çalışmalarla gösterildi. Ve genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüsler diyoruz. Ancak bu konuda yeni yapılan çalışmalarla çelikte, camda, plastikte günlerle söylenen bir canlılık süresi var. Bu çalışma örneğin JAMA'da yayınlandı Mart ayında. Biz biliyoruz solunum sekresyonlarında olduğunu, balgamda olduğunu ve burundaki sürüntü örneklerinde %63 oranında tespit edildiğini, ama neyi bilmiyorduk ve çalışmada gördük? %29 kişinin de dışkıda da tespit edilmiş. Bu çok önemli bir bulguydu. Evet. Yine hangi biyosidal ajanlarla acaba inaktive oluyor diye çok güzel bir çalışma çıktı. Devam edelim. Ve burada etanol, yani alkol bazlı dezenfektanların son derece iyi etki gösterdiği 30 saniye gibi bir sürede, ama çok kullanılan başka bir ajan olan klorheksidinin etkili olmadığı gösterildi. Devam edelim. Yine biraz önce söylediğim gibi çelikte, camda, plastikte günlerle ifade edilen sürede canlılığın kaldığını gösteren bir çalışma. Devam edelim. Bu yine yeni yayınlanan, Mart ayında çıkan ve hastanedeki yüzeylerde ne kadar süre kalıyor diye bakıldığı bir çalışmada printer'daki yüzeyler, bilgisayar üzeri, kapı kulpları, telefonlar, medikal aletlerin üzerinde çok yüksek oranda SARS koronavirüsün tespit edilip günlerce kaldığı yine gösterildi. Pandeminin serine şöyle bir bakacak olursak, Çağatay Hocam anlattı. Şu bir diye söylediğim aslında Ocak ayı, Ocak ayının başı değil ve devam edelim. Şurada devam. 31 Ocak'ta Çin'de bir günde 9700 vaka gördüler. Ve yine bu hani enfeksiyon tepe noktası diye gösterdiğimizi Çin yakalayıp düşüşe geçti. Devam. Bu mavi barlarla gösterdiğimizde 26 Şubat'ta diğer ülkelerin Çin'deki günlük vakaları aştığı gün. Devam edelim. Bundan sonra dünyada yayıldı. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Ve bu 26 Şubat'a kadar biz şöyle söylüyorduk. Yeni SARS koronavirüsü Asya ülkelerinin bir salgınıdır. Çinli ya da çekik gözlü herkesten çekinmemiz gerekir. Ama Şubat'tan sonra durum değişti. Gördüğümüz gibi tüm dünyada bir pandemi haline geldi. 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü bu bir pandemidir dedi. Ve dünya alarma geçti. Her şey değişti. Bugünkü rakam 1.431.900, çok ciddi bir rakam ve konfirme edilmiş ölümlerde 82.000'i geçti. Devam edelim. Ve dünyadaki COVID vakalarının artışı da evet logaritmik değilse de lineer devam ediyor. Devam. Ve
Çok tabii bizi çok etkileyen, İtalya'yı dehşetle izliyorduk. İspanya geçti 141 bin, 142 bin vakayla devam edelim. İtalya izliyor onu 135 bin vakayla. Ölüm oranı 17 bin. Çok ciddi bir ölüm oranı var İtalya'da. Devam edelim. Ve şu anda Avrupa'da İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin arkasından Türkiye geliyor. Avrupa'da çok büyük bir hızla vakalar yayılırken Türkiye ilk onun arasında yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. Devam edelim. Asya'da Çin 83 binde kaldı. Bakın yeni ölüm yok. Dün 66 vaka görülmüş. Epey salgının hızı kesilmiş görünüyor. Devam edelim. Amerika inanılmaz hızla gidiyor. 330 bini geçti. Ölüm oranı sayısı 9.559. Devam edelim. Gelelim Türkiye'ye. Dün itibarıyla toplam vaka 34 bin. Söylemiştim ilk ona girdik Avrupa ülkelerinde. Ve ölüm de 725. Test sayılarının arttığı oranda yeni vakaları tespit edebildiğimizi gördük ve bunun test yapmayla yeni olguların tespit edilmesi ve salgının kontrolünün ne kadar ilişkili olduğunu Çağatay Hocam bahsetti. Devam edelim. Bu bizim yaptığım vakalarımız, yeni vaka test oranı, resmi vaka sayısı ve iyileşen vakalarını görüyoruz. Lineer hızla devam ediyor. Devam. Yapılan testler 222 bin, vaka sayısı 34 bin. Net olarak ilişkili. Devam edelim. Ölü sayısı 725 ama 1500 iyileşen kişi var. İyileşme oranı %4, ölüm oranı %2. Katlanma süresi de 6. Devam edelim. Ve Türkiye homojen değil. Bu haritada çok net görülüyor. Vakaların çoğunluğu İstanbul'da. Ve diğer İzmir'e de bakıldığında kıyı şehirlerinde, kıyı hatta ilçelerinde çok daha yoğun olduğu, yoğunlaştığını görüyoruz. Devam edelim. Şimdi Çağatay Hocam çok güzel altını çizdi. Bir takım matematiksel modellemeler yapılıyor. Hiç önlem alınmadığındaki muhtemel vaka, azami önlemler uygulandığında muhtemel vakaları görüyoruz ve ölüm oranlarını. Bunlar tabii ki azami önlemlerin arasında, hiç önlem alınmasının arasında bir hani tam olarak lockdown yapılmaması, işte her yaş grubu değil de çoğu yaş grubunun dışarı çıkmaması gibi bir ara önlemler de var. Devam edelim. İşte bu karantina süreleri ve maskeleri, maske kullanımı, işte bazı yaş gruplarının dışarı çıkması gibi önlemlerin alınmasından sonra salgın kontrolünün ne kadar sağlanabildiğini gösteren bir grafik bu. Devam edelim. En çok sorulan soru da şu. Evet, yasaklar ve toplumsal her sektörü ilgilendiren kısıtlamalar salgın kontrolünde çok önemlidir. Acaba 20 yaşın dışarı çıkmaması, 65 yaşın evde kalması bizi salgın kontrolünde son derece iyi etkiler mi? Yani acaba bu uç yaşlar mı daha çok hasta oluyor? Uç yaşlar mı en riskli? Onları evde tutarsak salgın kontrolü sağlanır mı? Birçok dünya ülkesi ve Çin rakamlarıyla oranlı ve aynı olarak Türkiye'deki vakaları görüyoruz. Bakın vakaların çoğunluğu aslında 25-50 yaş arasında. 25-50 yaş arasında ve bu yaş grubu sokağa çıkabiliyor. Aslında en çok vakaları burada görüyoruz. Devam edelim. Ama vefatlar aynı değil. Gördüğünüz gibi 55 yaşından sonra artıyor. Bu nedenle aslında riskli grup oldukları ve mortalitesi daha yüksek olduğu için 65 yaş üstü evde kalsın uyarısı var ve çok önemli. Devam edelim. Vakaların pnömoniye dönüş oranları aslında düşmeye başladı. Bu güzel bir grafik. Yasaklarla yani 65 yaşın sokağa çıkmamasıyla hastaneye yatırdığımız, takip ettiğimiz hastaların pnömoniye dönüş oranlarında bir azalma başladı. Devam edelim. Hazır mıyız acaba salgına? Acaba Almanya gibi vaka kontrolünde ve ölümlerde başarılı olabilir miyiz? Altyapıyla da çok ilişkili. Çünkü
Çağatay Hocam'ın grafiğinde vardı. Biz salgının eğrisini ne kadar hızlı bükersek ülkenin sağlık kapasitesini aşmadan kontrol altına alabiliriz. Bu bize vakaları azaltmaz, ölümleri azaltır. Türkiye'deki bakanlık, Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerdeki yatak kapasitesi ve yoğun bakım yataklarının kapasitesi 100 bin kişide 40 gibi ve bu Almanya ile ve Amerika ile benzer, yani en gelişmiş ve sağlığa büyük bütçe ayıran ülkelerle iyi, son derece benzer görünüyor. Toplam nitelikli yatak sayısı 139 bin ve toplam yoğun bakım yatağı 38 bin, erişkin olarak da 24 bin. Bunlar iyi ama devam edelim. Şu anda doluluk oranı %69.69. Zaten yani %70'e yakını dolu. Ve bizde kullanılabilir yataklar 7900 gibi görünüyor. Ancak ek olarak ameliyathaneler de yoğun bakıma çevrilebileceği için 6721 yatağımız daha yedekte bekliyor olarak düşünüyoruz. Devam edelim. Toplumda kronik hastalık oranına baktığımızda kardiyovasküler hastalık, şeker hastalığı, solunum yetersizliği ve tansiyon yüksekliği, kanser hastalıklarının yaş ilerledikçe arttığını çok net olarak gösteren bir tablo. Bu Türkiye'deki. Devam edelim. Yaş olarak bakıldığında da riskli olduğu düşündüğümüz 65 yaş üstü Türkiye'de %9 gibi. Birçok ülkede, İtalya'da örneğin %20 gibi. Bu da mortaliteyi çok etkileyen bir oran. Bizde %9 olması olumlu bir sonuç diyebiliriz. Devam edelim. Ama gördüğümüz gibi hastane yatış riski ve yoğun bakım yatış oranları 65 yaş üstünde belirgin olarak artıyor. Devam. Nasıl bu hastalık seyrediyor? Ondan da kısaca bahsedeceğim. Söylemiştim, hastalığın ilk bulaşmasıyla ilk belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen süre ortalama 5-6 gün. Devam edelim. İyi olan bulgu ya da iyi olan haber, %85 hastada bu şu hafif hastalar dediğimiz gruba giriyor. Ya hiç belirti yok ya çok hafif belirtiler var. Çoğunlukla da hastaneye gitmeyi düşündürmeyecek kadar hafif seyrediyor. Hatta bunlara başvursa ve film çeksek hiçbir bulgu bulamıyoruz. Hastaneye başvuran hastalar tüm hastaların %15'i gibi. Bunların bir kısmı orta şiddette, bazıları şiddetli, %5 kadarı kritik hastalar. Bunlar yoğun bakıma giriyorlar. O orta hasta dediğimiz hastaneye getiren belirtiler 38 derecenin üzerinde ateş, kuru öksürük, derin nefes alırken zorlanma, sırt ağrısı, göğüste batma hissi ve bunlar da film çekersek bulgu net var. Hatta o kadar net ki bazen ateşi olan hastalarda hemen BT çekmek, tanı koymak için en hızlı metot oluyor. Şiddetli hastalarda artık nefes alamama ve oksijen verme desteği ihtiyacı olan hastalar, bunları mutlaka yatırıyoruz. Kritik hastalar neyse ki %5 gibi olsa da ölüm oranları %50. Devam edelim. En fazla hastanın incelendiği, 72 bin vakanın incelendiği bir yayın bu. 24 Şubat'ta yayınlanmıştı. İşte burada da gösteriyor, vakaların %81'i hafif, %14'ü şiddet, %5 kadarı yoğun bakıma yatan hastalar. Genel olarak ölüm oranı %2 gibi görünse de bu 80 yaşın üstünde %15'e çıkıyor. Ve vakaların hepsi bu yaş grubunda değil, aslında 20 ile 45 yaş arasındaki ya da 50 yaşın arasındaki grup tüm vakaların %50'si. Yani biz her yaş grubunu risk altında olarak düşünüyoruz. Devam edelim. Yine bu başka birçok Amerika'dan ve Avrupa Birliği Euro Surveillance çalışmalarında da her yaş grubunda görülse de en çok 25 ve 55 yaş grubunun enfeksiyona yakalandığını, çocuk yaş grubunda hastaneye yatma neredeyse sıfır gibi, ölüm sıfır, ama 80 yaşın üstünde rakamlar az bile görünse hastaneye yatış ve ölüm oranlarının yüksek olduğunu gösteriyor. Devam edelim. Bu yine yeni yayınlanan, Lancet'te yayınlanan, Çin'deki ilk iki salgını gösteren
genç yaş grubunun daha çok hastalandığını ama ölüm oranının daha az olduğunu, yaşlı grupta ölümün daha fazla olduğunu gösteren bir tablo. Devam edelim. Biraz önce söylediğim gibi biz olası vakaları da COVID'miş gibi kabul edip takip ediyoruz. Kesin vaka COVID testi alınmış, pozitif bulunmuş kişiler. Çin'de sadece kesin vakaları takip ettiklerinde vakaların az kaldığını, olası vakaları da kattıklarında 180 binli rakamlara ulaştıklarını görmüşler. Devam edelim. Biz yakın bir zamana kadar sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün referans laboratuvarlarında ki testlerle karar veriyorduk. Ancak şimdi 70'in üstünde laboratuvara yetki verildi. Çok daha fazla laboratuvar bu testleri yapıp daha çok hastaya tanı koyup onların da temaslarına ulaşıp salgını kontrol edebileceğiz. Devam edelim. Ve biz bir vaka bildirim algoritmasına göre hastaları takip ediyoruz ya da test alıyoruz. Devam edelim. Ve örnek negatif gelse bile hastalara izole ediyoruz. Kesinleşen örnek pozitif olan vakaları da mutlaka çok yakın ve onların temaslarını da takip ediyoruz. Tamam. Evet, vakaların çoğunluğu hafif geçiyor. Bunlar da ölüm oranı düşük. %15 kadarını hastanelerde takip ediyoruz. Devam. Tanı algoritmasında da en çok sorduğumuz sorular ateş ya da önceden oldu mu, öksürünüz var mı, nefes almakta güçlük ya da solunum sıkıntınız var mı, daha önceden yurt dışında bulundunuz mu ya da yurt dışından gelen birisiyle temas ettiğiniz gibi sorular sorarken bunlar artık zorunlu sorular değil. Devam edelim. Ve hasta yönetim algoritması, şeması sürekli güncelleniyor. 6 Nisan'da yeniden güncellendi. Ve burada bizim için en önemli tanı kriterleri hastanın şikayetlerinin yanında tomografi ve burun boğazdan alınan sürüntü kültürlerinde moleküler olarak hastalığın tanısını koymak. Devam edelim. Şimdi laboratuvar bulguları bizim için çok önemli ve en önemlisi burundan alınan sürüntüdeki moleküler test. Ama yine de laboratuvar bulgularında çok net bize şüphe uyandıran bulgular var. Mesela lenfozit sayısı düşüyor. Biri 1 ile 5 arasında normalken 1'in altına düşüyor. CD4, CD8 lenfosit oranları azalıyor. Trombosit, protrombin zamanı uzuyor. LDH ve D-dimer belirgin olarak artıyor. Karaciğer enzimleri, enflamatuar tüm markerlar, CRP testi, CK testi ve prokalsiyon testi yükseliyor. Bunlar bizim için son derece uyarıcı ve ön tanı koydurucu. Ama kesin tanı için yine BT ve moleküler testlere ihtiyacımız oluyor. Devam edelim. Hastaları ancak %15 gruba giren orta şiddet ve şiddetli vakaları hastanede takip ediyoruz. Birçok hasta bize öksürüğüm var, ateşim var, hani beni de hastanede takip etseniz diye bir taleple geliyorlar. Ancak biz biliyoruz ki hasta yataklarımız ve yoğun bakım yataklarımız pik noktasına ulaştığımızda yetmeyebilecek. O nedenle eğer solunum ihtiyacı yoksa, ateşi aldığı ilaçlarla kontrol altına alınıyorsa ve hasta 50 yaşın altındaysa, komorbid hastalığı yoksa, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, immünsüpresif hastalığı yoksa onları evlerinde takip etmeyi tercih ediyoruz. Evlerinde bile takip ederken bir broşür vererek nasıl sosyal mesafe koyacakları, nasıl önlemler alacaklarını tarif ediyoruz ve hangi şartlarda da tekrar hastaneye gelmeleri gerektiğini. Hastaneye yatırdığımız hastaları ne yapıyoruz? Aslına bakarsanız net bir tedavisi yok halen. Bu Amerika'da da, Çin'de de, Avrupa ülkelerinde de aynı durumdayız. Kullanıyoruz birçok ilaç ve bunlar ulusal rehberlerde var. Neden kullanıyoruz? En çok kullanılmış ve hastalara en iyi gelmiş ama hiçbiri doğrulanmış, kesin endikasyonlu tedaviler değil. Biz özellikle odalara alıyoruz. Bunlar mümkünse negatif basınçlı. Yani dışarıdan hava geliyor ama hastanın odasından dışarıya hava çıkmıyor bu şekilde. Ve standart temas damlacık önlemlerini alıyoruz. Hem hasta tedavisine girecek olan çalışanların, doktor, hemşire ve temizlikçilerin hem de diğer hastalara bulaşmasını engellemek için.
Ve mutlaka koruyucu malzemeler çok önemli. Bunu aslında çok uzun süre konuşmuştuk. Benim de Sabancı Üniversitesi'ne geldiğim toplantılarda hep konuşmuştuk. Koruyucu malzemeler çok önemli. Acaba burada bir mikroorganizma varlığını görebilir miyiz? Bu pandemide çok ön plana çıktı. Koruyucu malzemeler hem hastayı izole edecek, hem ona bakan sağlık çalışanlarını koruyacak, hem toplumu koruyacak. Yani çok güzel bir bariyer oluşturacak. Bunlar çok önemli. Bunları da tam olarak kullanmak zorundayız. Gereğinde N95'i artık tüm hastalarda N95'e geçirdik. Ve tabii ki ne ziyaret ne refakat bu hastalarda olmuyor. Devam edelim. Yayılımı kontrol altına almak enfeksiyon kontrolünün en önemli maddesi. Olası ve kesin vakaların bilgilendirme ile hastaneden ayrı alanlarda başvurmalarını, yani triyajla ayrı alanlarda takip edilmeleri sağlanıyor. Hastaneye gelen herkes bir ateş ölçümüyle ve sorgulamayla, biraz önce göstermiştim, onlar eğer bu bulguları varsa ayrı alanlara alınıyor. Tetkiklerde öncelik veriliyor ki hastanede az sürede kalması sağlanıyor. Bakım verecek personelin sayısı azaltılıyor. Acil servise başvuran semptomları olan, ateş, öksürü olan hastaları bile ayrı bekleme alanlarında bekletiyoruz. Devam edelim. Koruyucu malzemeler çok önemli. Burada eldiven, ki çift kat eldiven kullanıyoruz. Önlük, tıbbi maske, N95 maske, yüz koruyucu siperlikli olması gerekiyor. Çünkü konjüktivadan geçtiği de gösterildi. Hem gözlük hem yüz koruyucu kullanıyoruz ve dezenfektanlar. Bunların her kurumda yeterli miktarda olması çok önemli. Bu koruyucu malzemelerin yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının enfeksiyona yakalanması bu dönemde bizi en çok üzecek olay olacaktı. Devam edelim. Korunmanın nasıl yapılacağı hem sağlık çalışanlarına hem hastalarımıza hem de başka nedenlerle hastaneye giriş yapan herkese eğitilmesi gerekiyor. Öksürürken nasıl ağız kapatılacağı, sosyal mesafenin ne kadar olup bunun anlamının ne olduğu, ellerle yüze gözlere asla bulaştırılmaması, dokunulmaması, ellerin yıkanması, bir lavaboya ulaşılamayacağı durumlarda el antiseptiğinin kullanılmasının önemi. Devam edelim. Elleri yıkıyoruz ama nasıl yıkandığı çok önemli. Sabunun yeterli olduğunu biliyoruz ve eğer bir dakikaya yakın bir süre usulüne uygun olarak yıkanırsa, baş parmak, avuç içleri ve parmak uçlarını ihmal etmeden, bunun enfeksiyon kontrolünde çok çok etkili olduğunu biliyoruz ve anlatıyoruz bu dönemde. Devam edelim. Ve yataklı tedavi kurumlarında sağlık personeli, temizlik personeli ve ziyaretçilerin hangi koruyucu malzemeleri kullanmaları gerektiği, hangi durumlarda el dezenfektanları kullanmaları gerektiğinde anlatıyoruz. Devam edelim. Tıbbi maske çok yakın bir zamana kadar sadece hastalara kullanalım, hastalara temas eden sağlık çalışanlarına kullanalım derken, biliyorsunuz yeni bir uygulamayla eğer birkaç kişi bir arada bulunacaksa herkesin maske takması gerekiyor. Bu solunum zerreciklerini, o damlacıkları tutacak bir maske olması yeterli. Ama hastayla temas edecekse sağlık personeli, işte N95 dediğimiz çok küçük partikülleri bile tutabilecek maskeleri tutmaları çok önemli. Ama maskeleri nasıl kullanılacağını insanlar bilmiyorlar. Maskeyi taktıktan sonra burnu açıkta kalabiliyor. Ya da maskeyi takmasına rağmen elleriyle yüzüne ya da maskeyi sürekli oynayarak gözlerine dokundurabiliyorlar. O zaman maskenin hiçbir işlevi kalmıyor. O yüzden nasıl takılır, nasıl çıkarılır, nasıl atılır eğitimini de veriyoruz. Devam edelim. Bu da aynı şekilde broşürümüzden. Devam edelim. Ve dezenfeksiyon. Bu çok önemli. Çünkü eskiden bildiğimiz yüzey dezenfeksiyonu, eskiden uyguladığımız el dezenfeksiyonu bilgileri değişti. Mutlaka biyosidal, Sağlık Bakanlığı biyosidal listesinde olan ve İnsan vücudunda kullanılmasına izin verilmiş ürünlerin kullanılması gerekiyor. Mesela klorheksidinin bir etkinliği olmadığını gördük. En etkili olanın alkol bazlı dezenfeksiyonlar olduğunu gördük. Ve çamaşır suyu yeniden altın çağını yaşamaya başladı. Evlerde
ve hastanelerde, tuvaletlerde en iyi dezenfektan olduğunu biliyoruz. Uzun süreli etkisi var. Alkol çok iyi ama kısa sürede uçuyor. Uçucu etkisi olduğu için uçana kadar son derece etkili. 30 saniyede koronavirüse en etkili bir dezenfektan olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Yine listede bu var. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde yazılı olmayan hiçbir dezenfektanı da kullanamıyoruz. Biyosidal yönetmelikte de adı geçmeyen. Devam edelim. Tedavide ne yapıyoruz? Bir de bu konu var. Kötü haber, şu ilaç bu hastalığı iyi eder ve şu zamanda, şu dozda, şu günde kullanırsak bu hastalığı tedavi ederiz bilgisi henüz yok. Kullandığımız bütün ilaçlar denenen iyi etkisi görülmüş, yan etkisi çok fazla görülmemiş ilaçlar. Biz solunum sıkıntısı, hipoksemi ve şok hastalarına ek oksijen veriyoruz. Onun dışındakilere vermiyoruz. Şok bulgusu olmadığında konservatif sıvı tedavisi vermiyoruz. Ancak şok bulgusu olduğunda veriyoruz. Antibiyotikler iyi etki etmiyor. Ancak ikincil bakteriyel enfeksiyonlar da %30 görülmeye başladığı için çok yakın takip edilerek antibiyotikleri veriyoruz. Devam edelim. Burada patogenezinde her basamakta hangi ilaçların kullanıldığını gösteriyor. Konvalesan plazma son günlerde en çok kullanılan tedavi, en çok konuşulan diyeyim aslında tedavi yöntemi. Hastalığı atlatmış, iyileşmiş, üzerinden 14 gün geçmiş, sağlıklı, başka bir hastalığı olmayan 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük kişilerin plazmalarını yeni hastalığı almış kişilerin verilmesiyle çok iyi etki görülmeye başlanmış. Bu bir tedavi yöntemi olarak konuşulmaya başlandı. Eskiden sıtma ilacı olarak kullandığımız bir ilaç hidroksiklorokin ya da klorokin fosfat. Bu da en çok kullanılan ilaç. HIV hastalığında çok kullanılan lopinavir, ritonavir, remdesivir ve son zamanlarda influenza'nın dirençli vakalarında kullanılan favipiravir replikasyonu engelleyerek hastalık tedavisinde etkinliği gösterilmiş ama her hastada aynı olmayan ilaçlar. Devam edelim. Bu bizim Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde önerilen ilaçlar, dozları ve günleri. Biz bunları kullanabiliyoruz. Devam edelim. 25 Mart'ta 6 Nisan'da güncellendi. Devam edelim. Ve burada kullanılan ilaçlar yazıyor. Konvalesan serumların kullanılabileceği deniliyor. Aşı çalışmaları başlandı. Birçok merkezde şu ana kadar 18 kadar merkezde faz 2, faz 3 aşamasına ya da preklinik döneme gelmiş aşı çalışmaları var. Devam edelim. Profilaksi de çok önemli. En çok aldığım soru benim şu ana kadar anlattıklarımın içinde profilaksi. Evinde izolasyonda oturan, home office çalışan, dışarı çıkmayan ya da hastaneye başka nedenle giden ya da sağlık çalışanı olan her kesimin profilaksi isteği var. Bugüne kadar profilakside önerilen tek ilaç hidroksiklorokin. Mevcut bilgilerle temas öncesi, yani hastaya temas etmemiş kişilerde profilakside kullanımın uygun ve akılcı olmadığı hem dernekler hem de Sağlık Bakanlığı tarafından yazıldı, söylendi. Devam edelim. En önemli 14 kuralla bitirmek istiyorum. Ellerin yıkanması, öksürme sırasında ya da hapşurma sırasında vücudun, ağzın elle değil, bir mendille ya da dirseğin ön kısmıyla kapatılması, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle sosyal mesafe sağlanması, yurt dışı seyahatler zaten yasaklandı. Bulunduğumuz ortamların, bu sağlık kuruluşları da olabilir, ev olabilir, sık sık havalandırılması. Kapı kolları, armatür, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyler ki bunların bilgisayar kolları ve telefonlar olarak da gösterildi. Su ve deterjanla temizlenmesi, kıyafetlerin 60 derecede yıkanması, tokalaşma gibi temasların Eylül'e kadar ertelenmesi diyelim. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler varsa sağlık kuruluşuna giderken maske takılması ve eğer böyle belirtiler varsa çok çok önemli. Evdeki tanıdığımız yaşlı kronik hastalarla temas edilmemesi, maske takarak dışarı çıkılması, hiçbir kişisel eşyanın ortak kullanılmaması,
ve bol su tüketilmesi, uykuya dikkat edilmesi, dengeli beslenmesi çok önemli. Yurt dışından dönüşler ilk 14 gün evde izolasyondendi ama o süreler herkes için bitti. Galiba son slaytımdı. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Meral Hocam, İbrahim Hocam, her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Bilmiyorum bazı sorular var mı yok mu şu anda? Varsa bir iki soruyu belki size yöneltebiliriz. Bu chatten belki yazacaklardı. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda bir şey yok. Herhangi bir sorusu kimsenin yoksa izninizle burada kaydedileni paylaşmak isteriz. Tabii ki. Ve o şekilde de bu sorum var diyor Ahu Hoca Marmara Üniversitesi'nden. Evet. Sayın hocalarım merhaba. Çok teşekkür ediyorum bu bilgi verici sunum için. Hem başta Fazilet Hocama hem de Çağatay ve Meral Hocalarıma çok faydalandım. Teşekkür ediyorum. Her iki hocamız da yanıt verebilirler nasıl uygunsa. Ben şeyi merak ediyorum, acaba bu farklı yüzeylerde virüsün UV ile bertarafı noktasında Çağatay Hocam, Meral Hocam ne düşünürler? Özellikle şeyden bahsedildi, farklı yüzeylerde farklı canlılık sürelerinden temas süresinin çok önemli olduğundan bahsedildi. Genel görüşlerini alabilirsem çok memnun olurum, teşekkür ediyorum. Şimdi ben şöyle, ultraviyole C'nin yani 254-256 nanometrenin etkili olduğunu biliyoruz. Yani bu klasik bilgimiz. O yüzden biz biyogüvenlik kabinlerinin içinde kullanıyoruz. Biyogüvenlik düzeyi 3 laboratuvarlarda kullanıyoruz. Yani rutin olarak bu eskiden beri böyledir. Ancak yani bu virüs için, özellikle bu virüs için yapılmış bir çalışma ben şu anda görmedim. Hani bunun durumu nedir bilmiyorum ama genel olarak etkili olduğunu biliyorum. Böyle söyleyebilirim. Evet. Bir katkıda bulunayım ben de. Koronavirüsler farklı virüsler olduğu için ultraviyole ışınlarından da zarfları zarar görüyor. Bu teorik bir bilgi. 2012'deki SARS virüsü salgınından sonra, MERS olandan sonra bu konuda çalışmalar yapılmış. Etkili olabileceği yönünde yayınlar var. Bu nedenle kullanım alanları görmeye başladı. Örneğin biz ameliyathanelerde COVID şüpheli hastalar ameliyat olduktan sonra bunu kullanmaya başladık. Ama sınırlanması nedir? Düz gittiği için ışınlar, sağa sola gitmediği için ancak o alanı, gittiği alanı dezenfekte edebiliyor. Böyle bir sınırlaması var. Ve kullanıldığı sürece de kimsenin olmaması gerekiyor. Çünkü kişilerin gözlerine çok toksik etkisi olduğu için böyle sınırlamaları var. Ben bir bilgi daha ilave edeyim. Aşı çalışmalarında örneğin ultraviyole kullanarak virüsün inaktive edildiğini biliyoruz. Yani bu da bir yöntem. Eğer virüsü inaktive ederek tüm viriyon parçacığı olarak aşıda kullanmak istiyorsanız ultraviyole C ile inaktivasyon da yöntemlerden bir tanesi. Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz. Bir tane daha var. Aşı için FAS çalışmaları var demiştiniz. Yurt dışında çalışmalar var ama ülkemizde de var mı diyor Ece Çağdaş. Var olduğunu biliyoruz ama bir de sizden duyalım. Evet, ülkemizde de başladı bu çalışmalar. Ama biliyorsunuz virüs izole ediliyor. Onun arkasından aşı çalışmaları, faz 2, faz 3, preklinik, klinik ve bunun uygulanabilir yasaya gelmesi ve sağlıklı kişilere uygulanması 2021. O nedenle şu dönemde salgına çok katkısı olmayacak. Evet, ben de şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuzdur zaten Clinical Trials Database National Institutes of Health'in şeyinde veri tabanına baktığınız zaman yüzlerce çalışma çıkıyor tabii Clinical Trial olarak. Ama bunların faz 1'de olgu kaydedip almaya başlamış olanları diye baktığınız zaman
sayı azalıyor. Evet. Yani o yüzden yani şu an insan deneylerine faz 1'e girmiş olan birkaç tane var. Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorum. Tamam. Hocalarım çok teşekkür ediyoruz sizlere katkılarınız için. İyi ki varsınız. Sağ olun. Bu şekilde ilk açılışını yapmış olduk Nano Open serilerimizin. Daha sonraki şeylerde tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ederim. Katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Şu anda zannedersem yaklaşık 90 kişilik bir izleyici kitlemiz oldu bir saat boyunca. Hoşça kalın. Teşekkürler.